Merhabalar sevgili Terazi Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Nisan ayı burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz ve hemen arkasından tarotlardan destekler göreceğiz. Bakalım tarot bize ne söyleyecek, mesajı neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sevgili teraziler ve özellikle de yükselen teraziler. Güneş Koç burcunda, Güneş'in Koç burcunda olması sizin evlilikle ilgili, birlikteliklerinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili burada artık aydınlanmak, artık bir şeylerin bir yandan sonu bir yandan başlangıcı sizin evlilik hayatınızla ilgili ya da bununla ilgili artık konuşulmak, yani güneş nasıl aydınlatıyorsa sizin de evliliğinizle ilgili bir aydınlanma, bir şeylerin ortaya çıkması, artık bir şeylerin kararını vermek gibi durumları tetikleyecektir. Aynı zamanda sevgili Terazi Burcu, yöneticiniz Venüs Balık Burcu'nda Nisan ayına başlıyoruz. Ama sonra Koç Burcu'na geçecek. Yine evlilik evinizde olacak ve burada yine Venüs'ün burada olması, Merkür'ün burada olması ve Merkür'ün aynı zamanda retro olması, sizin bunların hepsi evlilik evinizde, ilişki evinizde, birliktelik evinizde, ortaklık evinizde. Herkes kendi hayat hikayesine göre alsın. Kimileri evliliğinde olabilir, kimileri birlikteliğinde, kimileri ortaklıkla alakalı. İş kurma da olabilir. Bunların hepsi seçeneklerin içinde. Siz kendinize göre olanı alın. Şimdi sevgili teraziler, yani Venüs'ün orada olması, Merkür'ün retro olması, ki Merkür retrosu sizin atladığınız, sizin üstünden geçtiğiniz, sizin unuttuğunuz bazı konuları, gündemleri, fikirleri, düşünceleri tekrar önünüze serecek. Özellikle de bu biraz önceki saydığım konularla ilgili. Ve Güneş'in de burada olması bu konularla ilgili iyice aydınlanmaya gitmek, üzerinde perkiştirmek, yine bu konuyu tekrar düşünmek, tekrar bir karar vermek adına hareket edeceğiniz bir durum. Sevgili teraziler, yani Nisan ayı boyunca özellikle daha çok ağırlığınız ve enerjiniz biraz önceki saydığım konular olacak. Aynı zamanda 8 Nisan'da Koç burcunda da bir yeni ay gerçekleşecek. Yani yine sizin evlilik evinize geliyor. Burada yeni başlangıç var. Bazılarınız evlilikle ilgili sonlanmaya giderken, bazılarınız ise evliliğinize tekrar bir şans vermeye doğru gidebilirsiniz. Tekrar başlayabilirsiniz. Tekrar işte Merkür'ün buradaki retrosuyla hesaplaşmalar diyebiliriz aynı zamanda. Burada artık konuşulup karar vermek ve netleşmeye gitmek gibi bir durum olabilir. Tekrar bir gözden geçirmek verdiğiniz kararla ilgili. Verdiğiniz karar boşanmayla ilgili de olsa tekrar gözden geçirme, devam etmeyle ilgili de olursa yine tekrar gözden geçirme gibi süreci getirecek bu bir ay boyunca. Ve yeni ayda burada yeni başlangıçlara getirecek sizin hayatınıza. 19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek ve Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle sizin finansal konularla ilgili artık biraz daha aydınlanma ve biraz daha fırsat bulma diyebilirim. Özellikle de finansal konularla ilgili, özellikle yine eşin finansal konularıyla ilgili, eşten gelecek olan bir parayla ilgili ya da eşin eşle ilgili bağlı olan bir şeyle alakalı bir para durumu olabilir, ortaklıkla ilgili olabilir, bir mal, mülk, miras, tazminat, nafaka gibi durumlar olabilir, bir kredi çekme, bir iş yapma, ama burada parayla ilgili, alma vermeyle ilgili, borç ödemeyle ilgili gündemleri ayın 20'sinden sonra daha fazla hissedeceksiniz kendi hayatınızda. 23 Nisan'da Akrep Burcu'nda bir dolunay var. Akrep burcundaki bu dolunay sizin yine finansal evinize denk geliyor sevgili arkadaşlar. Özellikle yükselen teraziler için söylüyorum. Yine para evinize denk gelecek. Parayla ilgili bir tamamlanmaya gitmek, parayla ilgili bir sonlanmaya gitmek. Belki bir ödemenizin sonu geldi, bitiyor. Bir alacağınız var, onu alacaksınız ve bir tamamlanmaya gideceksiniz. Belki maaş aldığınız yerle ilgili, para gelen bir yerle ilgili artık burayla ilgili iletişiminizi ya da kısmetinizi, nasibinizi bitireceksiniz. Burada bir tamamlanma, burada bir sonlanma var. Ama unutmayın, hemen üzülmeyin.
bir tamamlanma varsa, burada bir sonlanma varsa, rızkımız kesilmeyeceğine göre rızkımız başka bir yerden gelecektir sevgili teraziler. Başka ne söyleyebilirim? Sizin için Mars'ta balık burcunda ilerleyecek, sağlığa dikkat edin diyorum sevgili teraziler. Sağlıkla ilgili durumlarda yaşayabilirsiniz. Biraz daha duygusal enerjiler de hakim olabilir. Sağlıkla ilgili harekete ve eyleme geçeceğiniz durumları da tetikleyebilir bu Mars'ın balık burcunda olması. Özellikle de yükselen teraziler için bunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, yani gündeminiz evlilik, ilişkiler sevgili teraziler. Özellikle yükselen teraziler. Bakalım. Bakalım bakalım terazi burcu. Nisan ayı diyoruz terazi burcuna. Terazi burcu Nisan ayı. Parayla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Maddi manevi para, maddi manevi sağlamlık, kalıcılık, netlik, sağlamlık istiyorsunuz artık hayatınızda. Net adımlar atmak istiyorsunuz. Sağlam dengeye gelmek istiyorsunuz. Sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsunuz. Aşkta, sevgide artık doyuma ulaşmak istiyorsunuz. Artık tamamlanmak isteyeceksiniz. Yani evlilikte, ilişkilerde, birlikteliklerde, aşk hayatınızda artık yani son şeye gelmek istiyorsunuz. O son tadı, o son mutluluğu yaşamak isteyeceksiniz. Evet, burada bir eğer ayrı olanlar varsa barışma söz konusu gibi görünüyor. Yine finansal konularla ilgili yeni kararlar alma, yeni projeler yapma, yeni fikirler sunma ve kararlılıkla, azimle finansal konularla ilgili, maddi konularla ilgili direttiğiniz bir durum söz konusu gibi görünüyor. Yine aynı zamanda finansal konularla ilgili de planlarınız var ise bu planlarınız hayata geçecek olan bir Nisan ayı. Bunun etkilerini hissedebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yakın çevrenizden destekler görebilirsiniz. Kardeşlerinizden destekler görebilirsiniz. Daha böyle güç, yani gücün sizde olduğu bir dönem var ve aynı zamanda başarı da sizden yana, güç de sizden yana ve güç de başarı sizden yana olduğunda otomatikman maddi olarak da zenginlik de size akacak gibi görünüyor sevgili teraziler diyebiliriz sizin için. Aynı zamanda biraz böyle sevdiğiniz kişilere şehir dışına gönderme, biraz böyle ayrı yaşama, biraz ayrı kalma gibi bir durum da olabilir. Ve bundan dolayı da sevginizin de iyice depreşmesi söz konusu. Özlem duygusunuz çok yoğun olabilir. Çünkü sevdiğiniz insanı ya da işte sevdiğiniz birilerini şehir dışına ya da yurt dışına göndermeniz, aranıza mesafe girmesi sizin sevginizin, aslında karşı tarafı olan sevginizi daha da hissettirecektir. Yani ya evet, ben gerçekten bu kişiyi seviyormuşum ya da bana, benim için çok değerliymiş dedirttirebilir bu durum size. Yaşadığınız yerle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili bir hayal kırıklığı yaşama gibi de bir durumunuz olabilir sevgili arkadaşlar. Hayal kırıklığı görünüyor burada. Aynı zamanda sezgilerinizle de hareket edeceğiniz bir ay. Kendi özgüveniniz yerinde, kendinize de güveniyorsunuz ve sezgilerinize de güveneceksiniz. Sezgilerinizle de hareket edeceksiniz gibi görünüyor sevgili terazi burcum. Evet, aşkta yeni süreç dedi burada ve aşk hayatınızda yeni başlangıçlar var gibi görünüyor. Aşkta yeni bir sürece başlıyorsunuz. Halihazırda illa yeni bir aşk değil bu. Hazırda olan, yani ilişkisi devam eden kişiler içinse ilişkinizde yeni bir süreç başlıyor sevgili teraziler ve motivasyonunuz da gitgide daha da çok artabilir. Özellikle de sosyal çevrede dikkat çekeceksiniz. Sosyal çevrede olmak, arkadaşlarla görüşmek ve bu girdiğiniz sosyal çevrede aşka, yeniden bir aşka başlamak ya da halihazırda o hayatınızdaki kişiyle daha da böyle sosyalleşmek isteği sizin motivasyonunuzu daha da arttıracak gibi görünüyor. Yani
Hayatında kimse olmayanlar sosyal çevrede yeni birini bulacak. Hayatında biri olanlarsa sevgilisiyle birlikte hayatınızdaki kişiyle sosyal çevrede olmak, arkadaş ortamlarında olmak, gezmek, tozmak, eğlenmek de açısından kendi motivasyonunuzu düzeltecekmişsiniz gibi görünüyor. Yeni başlangıçlarınız var. Yani beklenmeyeni bekleyin diyebilirim. Gündelik hayatınızda çok fazla şans ve fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz bu ay boyunca. Biraz böyle bilinç altınıza da döndüğünüz bir durum. Yalnız kaldığınızda, kendinizi biraz böyle izole ettiğiniz zaman, bilinçaltınızda kendinizle baş başa kaldığınızda bir uyanışa geçecekmişsiniz gibi görünüyor. Ya da şöyle bir durum olabilir. Siz artık hayatınıza çıkan, karşınıza çıkan fırsatları, gelişmelerin uyanışında olacaksınız. Görmemişsiniz, gözünüzü kapatmışsınız, duymamışsınız, kulağınızı kapatmışsınız. Bunlara artık görmeye, duymaya ve evet bu benim için fırsatmış aslında diyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili teraziler. Evet. Sevgili Terazi Burcu, sizler için de söyleyeceklerim böyleydi. O zaman ne diyoruz her zamanki gibi? Üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.